Peki ablacığım, sadece iki harfi ezberlesen diğer harfleri ezberlemene gerek yok. Nun ve mimi ezberle. Meal gunne de idgam isteyin. Diğer harfleri de idgamı isteyin. Bila gunne de idgamı meal gunne diyenleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Burası bir elif bir buçuk elif miktarı tutularak okunması gereken yerdir. Ben tenvini görürsem mimi gördüğümde İdgamı meal gunne yapıyorum da sakin nunu gördüğüm zaman bir şey olur mu? Anayasamız şuydu, unutmayın. Tenvin ve nunu sakinden sonraki bütün harflerimiz tecvid kuralıdır. Burada hangi tecvid kuralı var? Bunu yazar mısınız? Bu idgamı meal gunne, bu ise idgamı bila gunne. Aa bak, burada 4 tane tecvid oldu. Burada kafanız karışmasın. Bakın arkadaşlar. Bir harfi sakin nun ve tenvinden sonraki gelen lam ve ra harfleri, iki tane harfi var. Bu idgamı bila gunne. Bu harfimizi şeddeleriz. Mir rabbike diye okuyuş yaparız. Tamam mı? Biz şeddelediğimiz için burada misliğin olmaz. Ama buradaki şeddeli harflerde misliğin olur. Misliğin bila gunne ile idgamı bila gunne arasında fark var arkadaşlar. Burada sakin nun ve tenminden sonraki gelen harfi biz şeddeliyoruz. Bu idgamı bila gunne oluyor. Ama burada mesela bir ra harfi görün. Üzerinde de şeddeli görün. İşte bu idgamı misliğin bila gunnedir. Anlaşıldı mı burası? Anlamadığınız yerlerde sorabilir misiniz? Zaten bak, kaç dakikamız kaldı? Bitiriyorum. O vakit ben anlatmadan aramıza ilk defa katılan arkadaşlar, şu formül ve mantıkla buradaki şeddeli harfimizde hangi tecvid kuralı var yazar mısınız? Şengül abla, Selma abla, Kamrun abla yazmayın. Aramıza ilk defa katılan arkadaşlar, sizler yazın lütfen. Çünkü ama Ülke abla, sizler yazmayın. Çünkü biliyorsunuz bu formül üzerinden ben diğer arkadaşlara anlatmak istedim. Artı yanlış yazdın. İdgamı isteyin. Meal gunne olmaz. Hala bak, anlamamışsınız. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Bakın. Sen buraya yazıyorsun ya. İdgamı isteyin. Ülke abla, sana sesleniyorum. İdgamı isteyin. Meal gunne yazmışsın ya. Bak diyorum ki. İdgamı isteyin. Meal gunne olması için. Nun ve mim harfi olması gerekiyor. Bunlar idgamı misliğin meal gunnedir. Pratik yapıyorum arkadaşlar, hemen bitiriyorum burayı. İdgamı misliğin meal gunne. Bir buçuk elif miktarı tutulur. Misliğin şeddeliğindendir. Burada da şedde var. Arkadaşlar ne dedik? İki harf harici diğer 26 tane harfimiz idgamı misliğin bila gunnedir. Bunu kavradın mı? Nun ve mim harfi idgamı misliğin meal gunne kafana kazı. Bunun haricindeki 26 şeddeli harfimiz idgamı misliğin bila gunne. Gel buraya. Hocam, burada sakin nundan sonraki ra harfini şeddeleyerek okuduk. Mir rabbike diye. Arkadaşlar, burada şedde kendiliğinden var. Biz şeddeliyorsak misliğin diye bir şey olmaz. Mir rabbike. Bu idgamı bila gunne olur. Ama burada şedde var. Size bunu soruyorum. Buradaki şedde bu formül üzerinden hangisi olması gerekiyor? Hadi bak, bu meseleyi anlattım. Arkadaşlar çekinmeyin, lütfen yazın. Vallahi bak, boşu anlatmıyoruz. Burada 10 kişi de olsa anlatacağız. Biz 700 kişi de ders yaparken de aynısını anlatıyoruz. Ne şeyimizden bizim düşmüyor. Aynı şeyler anlatıyoruz. Burada İdiğin bilagu ne vardır zaten bu mantıkta. Valla ben anlatıyorum arkadaşlar. Gelir gidersiniz. Biz anlatırız. Bizim kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Burada da zaten bu noktada da kimseyi de tutmuyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, burada ne var? İdgamı isteğin bilagu ne olmuş oluyor? Peki gel buraya. Buradaki kaf harfinde ne var arkadaşlar? Şeddeli kaf harfinde hangi tecvid kuralı var? Allah sizlerden razı olsun. Kamerun ablacığım, bakın biz ne yaptık Ramazan'da bu dersleri işlerken?
Dedik ki Ramazan içerisinde bu sayının çok olacağını söylemiştik ama Ramazan sonrasında insanların gelip gelmeyeceği tamamen kendileriyle alakalı.